Merhaba arkadaşlar, hepiniz Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni video serimizde ekranda görmüş olduğunuz bu tatlı ve şirin arıyı hep birlikte öreceğiz ve öğreneceğiz. Video serimde parçaların nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu arıcık çorap giymiş, çoraplı bir arımız. Şöyle biraz göstermek istiyorum size. Kanatlarımız var arkada, iki tane antenlerimiz ve hep birlikte örerek sonuçta bu tatlı şirin arıcağa birlikte sahip olacağız. Çocuklarımızı sevindireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Ve çalışmamıza kafa parçasını örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Sihirli halka içine 6 adet sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi kafayı spiral öreceğiz. Bir işaret kullanalım. Şimdi ikinci sıra arkadaşlar. Her zincirin içine bir tane arttırma öreceğiz. Birinci arttırmam 2 ikinci arttırmam 1 2 üçüncü arttırmam 1 2 ve altıncı arttırmam. Evet, bu sıramızda arkadaşlar 12 adet sık iğne olmalı. Üçüncü sıra bir sık iğne öreceğim. Bir arttıracağım. Bir, iki, bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Bu sıramızda 18 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Sıra 4 2 sık iğne örüyoruz. 1 2 bir tane arttıracağım. 1 2 2 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. Şimdi 3 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane arttıracağız. 1 2 Şimdi bu grubu 3 sık iğne bir arttırma sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım arkadaşlar. 1 2 4 sık iğne bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplamda 36 adet sık iğne olmalı. Sıra 7. 7. sırada arkadaşlar sadece
36 adet sık iğne örüyoruz. Sıra 8 arkadaşlar. 8. sırada 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane arttırıyoruz. Bu gösterdiğim grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 5 sık iğne, 1 arttırma. Sıra sonunda bu sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Sıra 9. Sadece 42 adet sık iğne örelim. Sıra 10. 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane arttırıyorum. Altı sık iğne, bir arttırma. Bu ördüğüm grubu sıra sonuna kadar tekrarlayın arkadaşlar. Bu sırada toplam 48 adet sık iğne olmalı. Sıra 11. Sadece 48 adet sık iğne örelim arkadaşlar. Sıra 12. 7 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane arttırıyoruz. 1 2. Şimdi bu ördüğüm grubu 7 sık iğne, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda toplam 54 adet sık iğne olmalı. Sıra 13. Sadece 54 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi 14. sıraya geldik arkadaşlar. Burada 7 tane sık iğne öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Şimdi bundan sonra beşli grubumuz var. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu birinci grup. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu ikinci grup. Bir sık iğne, bir arttırma. Üçüncü grup. Bir sık iğne, bir arttırma. Dördüncü grup. Bir sık iğne, bir arttırma. Beşinci grup. Şimdi arkadaşlar 20 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 19 ve 20. Şimdi bundan sonra arkadaşlar tekrarlayacağımız, yani 5 kez tekrarlayacağımız bir grup örgümüz var. Şimdi bir tane arttıracağız. Bir tane sık iğne. Birinci grup.
Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne. İkinci grup. Bir tane arttıracağım. Bir tane sık iğne. Üçüncü grup. Bir tane arttıracağım. Bir sık iğne. Dördüncü grup. Bir tane arttıracağım. Bir sık iğne. Ve beşinci grup. Tekrarlarım bitti. Şimdi yedi tane sık iğne öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bu sıramızda toplam arkadaşlar 64 adet sık iğne olmalı. Şimdi 15. sıraya geldik. 15 ve 18. sıra. Yani 4 sıra arkadaşlar. Her sırada 64 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Geldik 19. sıraya. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane azaltıyorum ve bu göstermiş olduğum grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda da toplam 56 adet sık iğne olmalı. Sıra 20. Sadece 56 adet sık iğne örelim. 21. sıradayız. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltacağım. 5 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu arkadaşlar sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda da toplamda 48 adet sık iğne olmalı. Şimdi sıra 22 ve 23'e geldik. İki sıra arkadaşlar. Her sırada 48 adet sık iğne olacak şekilde iki sıra örelim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar gözleri takmaya. Gözleri buradan itibaren 15 ve 16. sıralar arasına, arada 5 sık iğne bırakarak, yani taktıktan sonra arasında 5 tane sık iğne olması lazım, takacağız. Ben 14 santim çapında simli vidalı göz kullandım. Şöyle ki bunu piyasada bulabilirsiniz her yerde. İki parçadan oluşuyor. Sim efekti vermesi için böyle bir halka var. Onu içinden geçiriyorsunuz. Sim efekti veriyor. Ama siz elinizde bulunan herhangi bir gözde takabilirsiniz tabi. Biraz büyük göz takmak istedim ben. Onun için 14 santim çapında göz kullandım. Gözün altına bir de beyaz keçeden parça keseceğiz, böyle yuvarlak. Bu parçanın biraz büyük olması gerekiyor. Gözden daha büyük olacak ki kenarından şöyle bir görüntü versin. Onu da nasıl yaptım? Şimdi bakın, bu beyaz keçeyi kestikten sonra ortasından bir delik açacağım. Şöyle. Delik açıyorum. Bu vidalı gözü de bu delikten geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltelim.
Tabii hemen böyle takmayacağım. Düzelteceğiz, biraz keseceğiz. Şimdi bakın. Burada gördüğünüz gibi bir beyazlık yok. Beyazlık daha çok dış kısımda. Aynı şekilde bu gözü de makasla keserek etrafını düzelteceğim. Şöyle bir tarafında biraz gözükmemesi lazım. Bir tarafta daha fazla beyazlık görünmesi gerekiyor. Diğer gözde aynı orantıda olmasına dikkat ederek böyle keserek düzeltiyorum etrafını. Biraz küçültüyorum açıkçası. Şimdi bu gözümüzü de takacağız arkadaşlar. Evet, diğer gözü de takıyorum arkadaşlar. Şöyle şaşkın bir bakış vereceğiz. Aralarında da dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne aralık verdim. Şöyle yakından da göstereyim. Siz de gözleri bu şekilde takarsınız arkadaşlar. Şimdi arkalarını kilitleyerek örgümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi 24. sıradayız. 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 Bir tane azaltıyoruz. 4 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 40 adet sık iğne olmalı. Sıra 25. 3 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Bir tane azaltıyoruz. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 32 adet sık iğne olmalı. Sıra 26. 2 sık iğne öreceğiz. 1 2 Bir tane azaltıyoruz. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 27. Bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda da toplam 16 adet sık iğne olmalı. Şimdi arkadaşlar son sıraya geldik. Son sırayı örmeden evvel içine elyafla dolduralım. Evet arkadaşlar, ben içine elyafla doldurdum. Şimdi 8 adet azaltma öreceğiz. Birincisini göstereyim. Birinci azaltmam. Toplam 8 adet azaltma örerek bu boşluğu kapatıyoruz. Evet, ipliği kısa keselim ve içeride saklayalım. Evet arkadaşlar, gövdenin içini de elyafla doldurdum. Elinizdeki parçanın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Bakın arkası birazcık kaviste ve çıkıntılı olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kafayı dikeceğiz. Kafayı bu bölüme dikerek çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu son sırada 24 adet sık iğnemiz vardı.
Fakat biliyorsunuz kafayı tam kapattık. Kafada da 24 adet sık iğnenin bulunduğu sıradan itibaren dikişimizi tamamlayacağız. Buna dikkat edersiniz. Şimdi dikiş işlemine devam ediyoruz ve buluşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafa parçasını da diktim. Şimdi kolları dikeceğiz. Kolları da yan taraflara orantılı bir şekilde dikiyoruz. Kaçıncı sıradan dikeceğimizi de göstereceğim. Bakın, bu son siyah sıraların üstünden sayacağız. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıraya, yani tam boğazın dibine değil, dördüncü sıraya kolları her iki yana bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolları da diktikten sonra sıra geldi kanatlarını örmeye. Beyaz iplikle bu arka kısma dikeceğimiz iki adet kanat öreceğiz arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi alarak çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi kanatları örmeye başlarken sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İpliği sıkıştırıyoruz. Şimdi bir ayraç kullanalım arkadaşlar. Sıra başlarımızı kaybetmeyelim. Şimdi ikinci sırada her sık iğnenin içine bir tane arttırma öreceğiz. Birinci arttırmam. İkinci. Bir. İki. Altıncı arttırmam. Bu sıramızda 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi üçüncü sırada arkadaşlar bir tane sık iğne öreceğiz. Bir tane arttırıyoruz. Bir, iki, bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne örüyoruz. 1, 2, bir tane arttırıyoruz. 2, 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2, 3 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 30 adet sık iğne olmalı. 6. sıradayız. 4 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttıracağız. 4 sık iğne, bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu grubu tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 36 adet sık iğne olmalı. Sıra 7 ve 9. Toplam 3 sıra. Her sırada 36 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. Sıra 10. 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltacağım. 4 sık iğne, bir azaltma.
Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 11 ve sıra 12, 2 sıra, her sırada 30 adet olacak şekilde 2 sıra örelim arkadaşlar. Sıra 13, 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, bir tane azaltacağım. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 14 ve sıra 15. 2 sıra arkadaşlar. Her sırada 24 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. Sıra 16. 2 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltacağız. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 17 ve sıra 18 arkadaşlar. 2 sıra. Her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra daha örelim. Sıra 19. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltacağım. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Toplam bu sıramızda 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 20'ye geldik arkadaşlar. 20. sırada parçamızı bu şekilde tutuyoruz. Daha önce bacaklarda ve kollarda uyguladığımız gibi karşılıklı olarak bu şekilde 5 tane sık iğne örerek burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar örelim. 5 tane sık iğne örüyoruz. Evet, kapamamı yaptım arkadaşlar. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz. Ve bu parçadan bir adet daha örelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüzde yine kaldığımız yerden örgülerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu bölümümüzde kol ve bacakları ördük ve tamamladık. Videomu beğendiyseniz ve bu tarifimi, anlatımımı beğendiyseniz lütfen beğeni ve bir cümle dahi olsa yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açın ve yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.